Yunus Emre de bizi bekliyor. Al Spor muhabir Yunus Emre bu maçın ayrıntılarını konuşalım sevgili izleyenler. Hoş geldin, nasılsın? Teşekkürler Sinem. Sen nasılsın? Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Oyunu konuşacağız ama oyun öncesinde Abdullah Avcı sahaya kazanmak için mi çıktı? Yoksa birbirlik beraberliğe razı mıydı? Gerçi maç sonu yapmış olduğu açıklamalarda üzgün olduklarını söyledi. Yani her şeyi çöpe attık dedi. Geçtiğimiz hafta da 90+6'da biliyorsun. Aynı şekilde gol yemişlerdi. Sen de maçı yerinde detaylarıyla takip ettin. Neler söylemek istersin? Ne anlama geliyor birbirlik skor Trabzonspor için? Trabzonspor Galatasaray maçına tabii kazanmak için çıktı. 90 dakika boyunca Galatasaray'a neredeyse pozisyon vermedi Trabzonspor. Gol değil, an dışında Galatasaray'ın şu pozisyon golle sonuçlanabilirdi diyebileceğimiz net bir pozisyonu yok. Mücadelenin çok büyük bir bölümünde oyuna hakim olan, oyunu sürüklese eden takım yine Trabzonspor'du. Ancak bitiricilik noktasında biraz sıkıntılar yaşıyor Trabzonspor son haftalarda. Çünkü Ekuban ve Vakeme'nin formsuzluğu Trabzonspor'un oyun planını önemli oranda etkiliyor. Çünkü onlar gol atamadığı veya asist katkısı yapamadığı maçlarda Trabzonspor o kişilikleri açmakta sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Dün akşam da yine böyle bir karşılaşma oldu. Trabzonspor önde geçirdiği maçı uzatma dakikalarında geçtiğimiz haftada olduğu gibi kaybetti ve son 2 haftada 4 puan ve son 4 maç son 5 maçta 10 puan kaybetti ve zirve yarışında gerçekten ciddi bir yara aldı. Bu karşılaşmalardan herhangi birinde bir galibiyet alabilseydi Trabzonspor şu anda belki hala üst noktaları ciddi anlamda zorluyor olabilirdi. Ama Galatasaray maçı yine yaşanan puan kayıplarına ciddi derin üzüntü yaşandığı bir karşılaşma oldu. Peki geçtiğimiz hafta da sen de vurgu yaptın zaten. Yani son iki maçında 90+6. Dakikalarda rakiplerine yakalanıyor. Hatay maçını hatırla. Orada da 90+6. Dakikada Mupenza'nın golüyle 2 puan bırakmıştı. Bu bir tesadüf mü? Yoksa son anda yapılan değişikliklerin tutmamış olması mı? Neye bağlanabilir bu durum? Ne dersin? Özellikle değişiklikler noktasında tabii çok ciddi eleştiri geliyor teknik direktör Abdullah Avcı'ya. Çünkü özellikle Cenin'in son iki haftada çok ciddi bir form performans ortaya koydu. Cenin'in, Ekuban'ın, Vakemen'in ve Bakasetas'ın Galatasaray maçı üzerinde bir anda oyundan çıkması Trabzonspor'un hücum hattında biraz gücü kaybetmesine neden oldu. Ve bu dakikalarda Galatasaray biraz Trabzonspor ceza sahasına girmeye başladı ama tabii ki direkt olarak bu yüzden Trabzonspor kaybetti demek bir hata olur. Trabzonspor'un kadro derinliği noktasında sezon başından itibaren yaşadığı çok ciddi sıkıntılar var. Çünkü teknik direktör Abdullah Avcı yedek kulübesinden oyuna soktu futbolculardan bir türlü o istediği verimi alamıyor. Yedek kulübesinden oyuna giren oyuncuların kalitesi veya fizik olarak yeterliği noktasında bir sorun yaşıyor Trabzonspor. İşte zaten kilit nokta da burada ortaya çıkıyor. Herhangi bir ilk 11'de değerlendirdiği oyuncunun sakat veya cezalı olması durumunda onun yerine sokulan oyuncudan aynı performans alamayışı Trabzonspor'un yaşadığı puan kayıplarında çok ciddi bir dezavantaj yaratıyor şu an itibariyle. Örnek verecek olursak geçtiğimiz hafta Kerem Aktürkoğlu normalde direkt olarak Galatasaray'ın ilk 11'de oynayan bir oyuncu gözükmese de bir anda skoru değiştirebilecek goller attı. Pozisyonlara etki etmeye başlardı. Ama Trabzonspor'da bunu yapacak oyuncu noktasında biraz sıkıntı yaşanıyor açıkçası. Şimdi Trabzon'un aslında sezon itibariyle büyüklere karşı performansına baktığımızda geçtiğimiz sezonlara göre bir farklılık var. Öyle değil mi Yunus Emre? Sen de takımı çok yakından takip ediyorsun. Beşiktaş, Galatasaray ve Fener'le bu sezon oynadığı 6 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Ama geçtiğimiz sezonlarda bu anlamda çok güçlü bir duruş sergiliyordu. Bunu neye bağlamak gerekiyor sence? Büyüklere karşı niye puan kaybı yaşıyor diyeyim yani bu sezon? Senin de söylediğin gibi geçtiğimiz sezon yakalanan o çıkıştan sonra Trabzonspor'un en dikkat çekici performansı şu anda o İstanbul büyüklerine karşı kaybedilen puanlar olarak dikkat çekiyor. Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarında sadece Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı Trabzonspor. Oradaki dengeyi bir türlü tutturamadı. Belki çok ciddi farklı kayıplar söz konusu değil ama skoru kendi lehine çevirme noktasında ciddi sorunlar yaşıyor. İşte bu da az önce bahsettiğimiz konuyla alakalı bir durum. Kadro kalitesi noktasında biraz sıkıntı var Trabzonspor'da. Kadro mühendisliği noktasında sorun yaşıyor. Sırf
Bu yüzdendir ki ligin bitimine yaklaşık 8 ila 9 hafta kala Trabzonspor diğer bütün takımlara oranla transfer çalışmalarına daha önceden başladı ve gelecek sezon için çok ciddi alternatif bir kadro oluşturmak için şu anda süreç hızlı bir şekilde devam ediyor. İsim var mı bizimle paylaşabileceğin? Şu anda temasta olduğu Trabzonspor'un veya isim paylaşmasan bile öncelik verilecek bölgeleri de konuşabiliriz Yunus Emre. Şimdi Bruno Perez ve Koyuta transferleri prensipte anlaşılmış transferler. Bu transferlerle ilgili şu an itibariyle bir sorun gözükmüyor. Bu oyuncuların dışında özellikle sol bek mevki, sağ kanat, forvet hattına en az birkaç bir daha sol kanat, orta sağ ve kaleci Uğurcan Çakır'ın durumuna bağlı olarak stoper transferi, kaleci transferi Trabzonspor'un şu anda öncelikleri arasında yer alıyor. Yani bahsettiğim prensipte anlaşılan iki oyuncu dışında 6 transferden daha bahsediyoruz minimum olarak. Bu da çok yoğun bir süreç anlamına geliyor. Abdullah Avcı ilk 11'de oynatmayı planladığı transferleri biraz daha tecrübeli, belli bir seviyeye ulaşmış oyunculardan tercih ediyor. Onların dışındaki oyuncular yedek kulübesinde takımı destekleyecek, girdiği anda sırıtmayacak, genç orta yaşlı diye bahsedebileceğimiz sınıfta oluşacak transferlerden meydana gelecek. Peki biraz da puan tablosu üzerinden de konuşalım. Yani Trabzonspor'un bu yarıştaki yeri, Beşiktaş 72 puanda, Fenerbahçe 69, Galatasaray 66, Trabzon 60 puana sahip. Bir de son 5 karşılaşmada da berabere kaldı Trabzonspor. Lig sonunda nerede görüyorsun sen Trabzonspor'u? Ne dersin Yunus Emre? Öngörülerini merak ediyorum çünkü. Galatasaray maçı aslında Trabzonspor'un dördüncülüğü mü koruyacak? Yoksa ilk 3 içerisinde hala kendisine bir yer edinmek istiyor mu? Oradaki sıralamayı değiştirmek istiyor mu diye bundan sonraki süreci belirleyecek bir karşılaşmaydı. Trabzonspor belli ki bundan sonraki süreçte o ilk 3 içerisinde kendisine bir yer edinmeye çalışacak. Çünkü kazanmayı çok istedi Galatasaray maçında Trabzonspor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın maç sonunda yaptığı açıklamalar onun hırsının bir anlamda dışa vurumuydu. Özellikle kaybedilen puan sonrası çok ciddi, kaybedilen puanlar sonrası çok ciddi bir tepki gösterdi Abdullah Avcı. Bugüne kadarki basın toplantılarından biraz daha farklıydı. Hem ses tonu hem açıklamalarındaki vurgular. Bu da onun dediğim gibi hala orayı değiştirebileceğine olan inancının bir göstergesiydi. Tabii 5 hafta 15 puan çok şeyi değiştirebilir. Çünkü şu anda ligin ilk 3 sırasında yer alan takımlar da çok dengeli bir futbol, çok dengeli bir performans ortaya koyamıyorlar. Bunun en önemli nedeni de halen ligin alt sıralarında bir kopma olmayışı ve ligin son sırasında yer alan takımın bile bir anda sürpriz bir galibiyetle birçok dengeyi değiştirebilecek futbol ortaya koyması. Bu yüzden şu takım garantiledi, şu takım şurada oynar demek bence şu an itibariyle çok zor gözüküyor. Ama biraz oradaki makas açıldı gibi gözüküyor şu an itibariyle. Dolayısıyla Trabzonspor bundan sonraki süreçte öncelikle hedefi dördüncülüğü korumak olası çok çok ciddi puan kayıpları ya da belki ilk üçü zorlamaya çalışacak. Şimdi tabii senin de söylediğin gibi fikstür üzerinden, yani şampiyonluğu oynayan takımların, zirvedeki takımların fikstürleri üzerinden, hatta alt takımlarında hani sağlıklı bir yorum yapamıyoruz. Artık kolay maç yok takımlar için. Ama yine de fikstürü değerlendirirse Karagümrük maçı, Bakasetas haftaya olmayacak mesela. Yokluğu nasıl etkileyecek? Sen de dördüncülüğünü korumaya çalışacağını söyledin. İlk üç içerisinde kendini atmaya çalışacaktır. Fikstür açısından bir değerlendirme yapmak gerekirse rakiplerine oranla nasıl yorumlarsın? Karagümrük, Göztepe, sonra bay geçiyor haftayı. Antalya, Konya ve Gençler Birliği. Ya bence hakikaten öngörüde bulunmak çok kolay değil. Son haftadaki Karagümrük maçına bakıldığında Göztepe karşısında çok ciddi eksikleri bulunmasına rağmen pes etmeye mücadele eden bir Karagümrük vardı. Dolayısıyla yine Trabzonspor maçında da aynı futbolu oynamaya çalışacaklardı. Göztepe ligin şu anda en baskın futbolunu oynayan takımlardan bir tanesi. Gençler Birliği keza çok ciddi bir performans ortaya koyuyor. Ligde tutunmak için bütün çabasını sarf ediyor. O yüzden orada şu takıma karşı Trabzonspor baskın oynar veya direkt olarak sonuca gider yorumunda bulunmak şu an itibariyle gerçekten çok zor. Çünkü hangi takıma bakacak olursak olalım sürpriz bir anda bir çıkış yapabiliyor. Örneğin Ankara Gücü bir anda çok farklı bir noktaya geldi. Gençler Birliği son haftalarda çok ciddi bir performans ortaya koyuyor. Erzurumspor hala ben pes etmedim, bu mücadeleyi son noktaya kadar getireceğim diyor. Son aldığı galibiyetle birlikte.
aslında bu ligin kalitesini, zevkini ortaya koyuyor. Bu yüzden sadece Trabzonspor özelinde değil, o sıralamada ilk 3 sırada bulunan takımlar bile hiçbir maça ben mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağım gözüyle bakamıyor. Ama bundaki en önemli etkilerden bir tanesi de bence iç sahada oynanan taraftarsız maçlar. Çünkü taraftar olunca özellikle bu tür takımlara karşı sanki maça 1-0 baskın önde başlıyormuşsunuz gibi söz konusu oluyor. İşte bu taraftarsız oynanan maçlar o deplasmana gelen Anadolu takımının şevkini, hevesini çok çok daha artırıyor. Açıkçası taraftarlar sakın yanlış anlamasın ama bu futbolun kalitesini belli bir seviyeye çıkarmış gibi gözüküyor. Bakalım tekrar inşallah sağlıklı günlere kavuştuğumuzda bu denge nasıl değişecek onu evet. Sabırsızlıkla bekliyorum. Bu arada Uğurcan'ı da konuşalım istersen. O da risk aldı. Sakatlandı milli kaleci. İlk 19 dakikada iki kez sakatlık geçirdi. Hatta ekranlara da yüzüne de yansıdı acısı. Ama 90 dakika görev yaptı. Oyuna devam etti. 3 de net kurtarışı var. Nedir son durumu? Bir problem var mı? Gerçi 90 dakika sahada kalabildi ama sonrasında bir kontrol yapılmıştır herhalde. Sol dizine bir darbe aldı. O hava topuna çıktığı düşün sırada gene bir anda sert basınca sol dizinde bir baskı ağrı hissetti. Maç sonrasında tabii ki kontrolü yapıldı. Şu an itibariyle çok ciddi bir durum gözükmüyor ama bu kontrol daha geniş çaplı yapılacaktır. Çünkü Uğurcan Çakır Trabzonspor'un kaptanı olmasının yanı sıra çok ciddi de bir Trabzonspor taraftarı. Gerçekten çocukluğundan beri tuttuğu takımın kalesini koruyor. En büyük hayalini gerçekleştiriyor şu an itibariyle. Ama onun sakatlanması Trabzonspor taraftarlarında bir anda şöyle bir yorumları geliyor. Uğurcan hem kendini hem de bizi sakın yakma, riske etme, dışarı çık lütfen, sen bize lazımsın diyor. Çünkü gelecek sezonki bütün transfer planları belki de Uğurcan Çakır'ın üzerinden yapılıyor desek yeridir. Çünkü ekonomik olarak Trabzonspor'un en ciddi beklentisi Uğurcan Çakır'la ilgilenen kulüplerin o bonservis çıtasını en üst seviyeye çıkartması ve oradan gelebilecek parayla, bonservis bedeliyle Trabzonspor'un transfer politikasını şekillendirmesi üzerine. Dolayısıyla Uğurcan Çakır'ı hem Trabzonspor'un kaptanı, kalecisi olduğu için o sakatlık anı bir anda kabus gibi geldi Trabzonspor taraftarlarına, hem de dediğim gelecek size planlarının çok büyük bir bölümünün onun üzerinden yapılıyor olması. Zaten seninle yaptığımız son bağlantıda da Yunus Emre hatırlarsan sormuştum. O zaman birçok talibi çıkmıştı. Öyle bir dönemde bağlantı yapmıştık. Artık kalma ihtimalini sen önümüzdeki sezon Uğurcan'ın çok zor olduğunu söylemiştin. O tarz planlamalar devam ediyor anladığımız kadarıyla o zaman. Peki. Kesinlikle devam ediyor ama şunu özellikle parantez açmak gerekiyor. Dolaylı yollardan Trabzonspor'a teklif ileten menajerler var. İşte yetki belgesi ileten menajerler var. Sadece bir Alman kulübü oyuncunun bonservis bedelini direkt olarak sordu. Onun dışında resmi olarak biz Uğurcan Çakır'ı istiyoruz diyen hala bir takım şu an itibariyle söz konusu değil. Ama süreç bayağı bir uzun. Her ülkede hemen hemen ligin bitmesine uzun bir süreç var. Belki ligler bittikten sonra bu işler daha da netlik kazanabilir. Yunus Emre çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kolaylıklar dilerim sana. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Alspor Muhabir Yunus Emre Sel'le sevgili izleyenler. Trabzonspor'un gündemini konuştuk.